Tarihin en büyük ve en güçlü iki Müslüman ve Türk hükümdarı takvimler 28 Temmuz 1402'yi gösterdiğinde Ankara'nın Çubukova'sında karşı karşıya geldiler. Bir yanda son Haçlı ordusunu perişan etmiş, Avrupa'yı korkutan ve titreten Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt, diğer yanda savaş meydanlarında yenilgi yüzü görmemiş Asya Fatihi Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur vardı. Ancak bu iki büyük hükümdar savaşacaklarına güç birliği yapıp barış içinde yaşasalardı, kim bilir belki de Türk ve İslam tarihi daha farklı yazılabilirdi. Peki ne oldu da Emir Timur ve Sultan Yıldırım Beyazıt karşı karşıya geldi? O dönemin iki süper gücü olan bu devletleri karşı karşıya getiren sebep neydi? Osmanlı İmparatorluğu bir asır içinde Anadolu ve Balkanları hakimiyeti altına almış ve Sultan Yıldırım Beyazıt da Avrupa'yı Türk yurdu yapmaya başlamıştı. Bölünmüş Avrupa'nın ise Osmanlı'ya karşı koyacak gücü yoktu. Osmanlı'yı durdurmak için bir mucizeye ihtiyaçları vardı. O mucize ise Asya'dan geldi. Emir Timur, Avrupa krallarının beklediği mucizeydi. Peki Avrupa'yı titreten Sultan Beyazıt'ı durduran lider kimdi? O küçük bir oymak beyinin oğlu olarak dünyaya gelmiş, bir savaşta yaralanınca Aksak Timur anlamına gelen Farsça Timur-i Lenk, Türkçeleşmiş olarak Timur Lenk lakabını almıştı. Timur, Cengiz Han'ın vefatından sonra parçalanan ve onun torunları tarafından kurulan Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Altın Ordu kalıntıları üzerinde Cengiz İmparatorluğunu tek bir çatı altında toplamak istiyordu. Bu düşüncesini de büyük ölçüde gerçekleştirdi. Çağatay Emiri Timur, Asya'daki Türk ve Moğolları etrafında topladı. Orta Asya, Rusya'nın güneyi, Horasan, Azerbaycan, Hindistan, Gürcistan, Irak, Suriye ve İran'ı kapsayan topraklarda büyük bir imparatorluk olan Timur İmparatorluğunu kurdu. Sultan Yıldırım Beyazıt ise 1396 yılında Haçlı ordusunu Niğbolu'da bozguna uğratmış, Avrupa'yı Türk yurdu yapmaya başlamıştı. İki hükümdarın da cihan hakimiyeti ideali bulunuyordu. Topraklarının genişlemesi nedeniyle sınır komşusu haline gelen iki imparatorluk arasında Timur'un Sivas Kalesi'ni ele geçirmesi ve Anadolu topraklarına saldırılar düzenlemesi yüzünden anlaşmazlık oluştu. Ama iki hükümdarı karşı karşıya getiren şey asıl bu değildi. Ankara Savaşı'nın asıl sebebi Timur'un elinden kaçmayı başaran iki ezeli düşmanıydı. Bağdat'ta Sultan Ahmet Celayir ve Asi Türkmen reisi Kara Yusuf Osmanlı topraklarındaydı. Timur bunu öğrenince Sultan Beyazıt'tan onları istedi. Timur elçiler karşılıklı gelip gittikten ve bu şekilde sonuç alamayacağını anladıktan sonra Beyazıt'a oldukça sert bir mektup yazdı. Bu sert ve tehdit içeren mektup sert bir cevapla karşılık buldu. Timur Sultan Beyazıt'tan kendisine hizmet etmesini ve özür dilemesini istiyordu. İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. Çubukova'sında Emir Timur ve Sultan Beyazıt'ın orduları karşı karşıya geldi. 28 Temmuz 1402'de gerçekleşen Timur İmparatorluğu'nun kazandığı bu savaş, Osmanlı İmparatoru Beyazıt'ın esir düşmesiyle sonuçlandı. Sultan Beyazıt'ın esir düşmesiyle Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri'ne girdi. Emir Timur'un esir aldığı Sultan Beyazıt'a nasıl muamele ettiği konusundaysa bazı iddialar mevcut. Gelin bu iddialara yakından bakalım. Timur'un kendi tarihçilerine göre Beyazıt'a gayet saygılı, iyi ve padişahlara yaraşır bir şekilde davrandığı iddia ediliyor. Ancak bizzat Timur'un emrindeki bu tarihçilerin olumsuz bir şey yazmaları mümkün değil zaten. Ama bu konuda ciddi bir iddia var ve yıllardır tarihçileri karşı karşıya getiriyor. Bu iddiaya göre Timur, Beyazıt'ı bir demir kafese hapsederek Semerkand'a götürmüş. 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı tarihçileri bu iddiayı kesin bir dille reddetmişler. Fakat Evliya Çelebi kafes meselesinin gerçekliğine inananlar arasında. Osmanlı üzerine araştırmalarıyla tanınan 19. yüzyılın ünlü tarihçisi Joseph von Hammer ise bu iddiayı kabul etmeyenler arasında yer alıyor. Hammer'a göre demir kafesi kastedilen bir tahtirevandır. Ankara Savaşı'nın sonrasında yaşananlarla alakalı soru işaretleri bu ucu açık meseleyle sınırlı kalmıyor. Yıldırım Beyazıt'ın vefatı da tamamen ayrı bir gizem konusu. Bununla ilgili 3 iddia var. Birinci iddia Timur'un Beyazıt'ı öldürttüğünü söylüyor. İkinci iddiaya göre Beyazıt eceliyle vefat etti. Son olarak Beyazıt yüzündeki zehri içerek intihar etti. Timur'un tarihçileri Sultan Yıldırım Beyazıt'ın eceliyle vefat ettiğini belirtiyorlar. Timur'un ise vefat haberini aldığında çok kederlendiğinden bahsediyorlar. Bazı Arap ve İran kaynakları Yıldırım Beyazıt'ın Timur tarafından idam ettirildiğini belirtiyor.
Buna karşılık en eski Osmanlı kaynaklarından biri olan Aşık Paşazade, Yıldırım Beyazıt'ın intihar ettiğini söylüyor. Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü ise Yıldırım Beyazıt'ın yüzündeki zehri içerek intihar ettiğine kanaat getiriyor. Sonuç olarak Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Beyazıt'ın yaşadıkları halen tam olarak aydınlığa kavuşamadı. Bu konu üzerinde yürütülen tartışmalar halen daha devamlılığını sürdürüyor.